Mutlu sabahlar sevgili Artı TV izleyicileri. Bir medya kritik programıyla daha karşınızdayız. Bugün tabii yine pandemiyi konuşacağız elbette. Ağırlıklı bir biçimde. Ancak biliyorsunuz memlekette tartışma bitmiyor. Tartışma yönünden çok zengin bir ülkeyiz. Mümbit bir ülkeyiz. Özellikle eğer iktidar ya da işte halkın oy verip iktidara getirdikleri bir şekilde bunu bir politika olarak edinmişler ve bir strateji olarak devam ettiriyorlarsa bu şekilde yaşamamız normal. Peki neler var? Biliyorsunuz bir tümamiralin istifası var. Aslında uzun zamandır devam eden bir takım işte dedikodular söz konusuydu. Ve bugün bununla ilgili olarak birkaç yazı sizlere aktarmak istiyorum. Ve meselenin arkasında neler yatıyor? Özellikle Artı Gerçek'te bazı şeyler, yazarlar üzerinde durmuşlar bu konunun. Biraz sonra sizlere bu konuyla ilgili şey yapacağım. Daha öncesinde de biliyorsunuz Cumhuriyet Gazetesi'nde Mehmet Ali Güller yine şey yapmıştı. Konuyla ilgili yazmıştı ve bugün bu konunun devam ettiğini. Aslında bir süre daha zaten bu konu tartışılacak. Çünkü önemli bir mesele. Sadece şimdi bir kişiyle ilgili bir tasarruf olarak görülmesi çok da mümkün görülmüyor. Özellikle son zamanlarda yaşanan bir takım tartışmalara bakacak olursak bu mesele önemli bir mesele. Bu bir. İkincisi tabii başka ne var gündemde? Bundan sonra işte bu şeyle ilgili olarak, pandemiyle ilgili olarak uygulanacak olan işte bir takım tedbirler, şunlar bunlar falan filan. Yani alınan bir takım işte kararlar var. Bunlara da biraz sonra şey yapacağız, geleceğiz. Diğer yandan tabii dünyada neler oluyor bu konuyla ilgili olarak bunları sizlere aktaracağız. Bu arada da tabii HDP'ye yönelik baskı devam ediyor. Yani çeşitli tezahürleriyle devam ediyor ve eş başkanlarla ilgili olarak tutuklama talebi söz konusu. Bununla ilgili olarak tabii gelişmeleri yani hem biz programda değineceğiz hem de gün içerisinde yine şeyden Altı TV'den almaya devam edeceksiniz. Ve böyle bir ortamda işte yeni bir döneme giriyoruz gibi. Yani yeni bir dönemden kastettiğim şu, işte bu gevşeme falan filan önümüzdeki günler işte bayram sonrasında tabii aynı zamanda tabii bayramda Türkiye'de işte bir genel hani sokağa çıkma yasağı uygulaması da olacak. Bu da aslında iktidar sözcülerinin anlattığı kadar meselenin rahat ve basit olmadığını gösteriyor. Diğer yandan tabii daha sonrasında ne olacak, ne bitecek? Onunla ilgili olarak da bir takım elbette haberler ya da tahminler var. Şimdi yavaş yavaş ne yapalım isterseniz yine biz pandemiden başlayalım ve dünyada hani şu anda durum nedir, ne değildir ona bir bakalım. Yani bunu hep şeyden aktarıyoruz size, Bir Gün Gazetesi'nin internet sitesinden aktarıyoruz ve bakıyorum şimdi enfekte olanların sayısı bugün itibariyle 4 milyon 900 bine yaklaşmış durumda. Ve bulaşan kişi sayısı bakıyorum, evet, ayrıntılı bir şey verilmiş. Diğer yandan tabii şey de var, hayatını kaybedenlerin sayısı da 320 bini aşmış durumda. Ve hastalığa yakalanan 1,9 milyonun üzerinde kişinin de iyileştiği bilgisi var. Peki başka neler var? En çok ölüm tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde tespit edilmiş durumda. 91 bin kişinin üzerinde kişi hayatını kaybetmiş durumda. Rusya çok ciddi bir biçimde yaşıyor. Yani dün de ifade etmeye çalışmıştık. Daha önceden tedbirlerini almışlar gibi görünüyorlardı. Ama Rusya'da anladığım kadarıyla yönetsel açıdan bir sıkıntı var. Yani bu krizin yönetilmesi açısından. Ve etkisi bir türlü kırılamıyor. Yani şeyin, bu virüsün. Ve son 24 saatte 9.263 kişi de daha koronavirüs tespit edilmiş durumda. Dolayısıyla vaka sayısı 300 bine yaklaşmış durumda ve bu kritik olarak değerlendiriliyor bu artış, yani şeydeki, Rusya'daki. Bakalım tabii önümüzdeki günlerde neler olacak. Bu arada tabii havanın da olumlu olumsuz işte etkisi, eğer dikkate alınacak olursa, olumsuz bir seyir içinde olduğu da gözleniyor Rusya'da. Yani hala soğuklar var, hala fırtına var, hala yağmur var. Hani işte sıcakla birlikte virüsün etkisinin kırılması, kırılmaması, insanların daha açık alanlara çıkabilmesi, dolayısıyla
sadece virüsün etkisinin kırılması açısından değil ama insanların birbirlerinden uzaklaşabilmeleri açısından önemli olduğu ifade ediliyor. Fakat dediğimiz gibi bu da aleyhinde çalışıyor şu anda Rusya'da bu pandemi sürecinde. Almanya'da ölü sayısı 8.123'e çıkmış. Almanya bu şeyle ilgili olarak, yani virüsle ilgili olarak tabii en çok işte vakanın görüldüğü ülkelerden bir tanesi. Ancak ona rağmen aslında işte en başarılı şeyi de, mücadeleyi verdiği ifade edilen ülkelerden de bir tanesi. Ve son 24 saatteki ölü sayısı 74 kişi. Türkiye'de de yaklaşık böyle gidiyor. Yani resmi açıklamalar bu şekilde. Bulgaristan'da vaka sayısı 2259'a çıkmış durumda. Kanada'da ölü sayısı 5943'e çıkmış. Yani Türkiye'nin üzerinde Kanada'daki ölü sayısı. Ve diğer bir takım işte şeyler var. Ülkelerden şeyler var, veriler var. Amerika'da mesela yerli kabilede hızla yayılıyor diye bir ifade var. Amerika'da bulunan Kızılderili kabilesi Navajo milletinde kişi başına düşen yeni tip koronavirüs vakası oranlı New York ve New Jersey'yi geçtiği bildiriliyor. Böyle bir şey var, bilgi var. Bu arada tabii Trump'ın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Dünya Sağlık Örgütü'ne şeyi var, bir uyarısı söz konusu ve Trump şey diyor, 30 günlük bir süre tanımış. Onu da tabii sizlere şimdi aktaracağız bir şekilde. Çünkü Trump'la Dünya Sağlık Örgütü arasında bir şey var, bir anlaşmazlık söz konusu. Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'i gözeterek bir takım işte açıklamalarda bulunduğunu iddia ediyor. Ve Dünya Sağlık Örgütü ise iddiasında. Bunun yanında tabii Japonya'dan da mesela Dünya Sağlık Örgütü'ne yönelik bir uyarı söz konusu. Yani daha şeffaf olunabilmesi açısından. Ama bu tür şeyler genellikle Amerika'dan başlar, Washington'dan başlar ve işte etkili olduğu bir takım başka başkentlerde de devam eder. Ben her zaman işte Japonların hangi konuda olursa olsun Amerika'nın kuyruğuna takılmalarını garipserim. Yani bu meselede de bu böyle. İşte hani Japonlar şeydir, ayrı işte herkese dostluk, hani eli uzatırlar, odur budur, barışçıdır falan filan. Yani herkesin tarihi kirli, ayrı bir mesele. Ama mesela böyle bir şey yapmışlardır, imajı koymuşlardır böyle herkese işte selam falan filan hikayesiyle. Ama bir bakıyorsunuz Japonya'nın mesela işte Amerika Birleşik Devletleri'nin en acımasız politikalarına ilk sahip çıkan ya da Amerika ile bu politikalarda ilk işbirliği yapan ülkelerden biri olduğunu da görüyorsunuz. Dolayısıyla o imaj aslında sadece şey, adı üstünde imaj, yani bir görüntü. Gerçekte aslında işte Japonya'nın hiç de öyle olmadığı veya bağımsız düşünemediği ortaya çıkıyor aslında. Dünya Sağlık Örgütü'ne işte yönelik Trump'ın bu eleştirilerinden sonra aynı yönde bir takım açıklamalarda bulunması. Peki şimdi ne yapalım? Gelelim mesela bir başka başlığa, bu konuyla ilgili olarak Türk Tabipler Birliği'nin bir şeyi var, bir açıklaması var ve sağlık turizmiyle ilgili özellikle bir şey var, açıklaması var. 31 ülkeden hasta kabulüyle 20 Mayıs'ta başlayacak sağlık turizmi ve salgın halen devam ederken alınan bu kararın sakıncalı olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğini belirten Türk Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman, doğruluk oranı %55-60 olan PCR testinin de yetersiz kalacağına dikkat çekti. Bu kişiler saatli bomba gibi hastanelerin içerisinde dolaşacaklar, bu kabul edilemez ve tehlikeli bir durum dedi. Siyasi parti temsilcileri de kararı yersiz ve zamansız buldu. Şimdi tabii bir yandan şey durumu var, işte bu süreci işte atlatmaya çalışıyor bu iktidar. Ama diğer yandan mesela gerçekten de ekonomik açıdan zor günler içerisinde olduğumuz ifade ediliyor. Ve bunun yanında daha da önümüzdeki günlerde işte bu zorluğun sertleşeceği, artacağı yönünde bir takım tahminler var. İşte ödenecek bir takım borçlar var falan filan. Yani aynı zamanda bu işte pandemi döneminde yaşanan durgunluk, işsizlik, bunların daha etkisinin yeni yeni ortaya çıkacak olması, ticaretin durması, satışın durması, alışın durması gibi bir takım konular. Ve tabii şimdi bir yandan bunu da konuşmamız gerekiyor aslında. Fakat şeye göre, yani iktidar sözcülerine göre böyle bir problem yok Türkiye'de. İşler tıkırında yürüyor ve hatta yazın işte bir sıkıntı olmayacak. Ama
yaptıkları icraatlara baktığımız zaman bunun kendileri tarafından da böyle olmadığının anlaşıldığını anlayabiliyoruz. Yani mesela işte hemen sağlık turizmini işte hayata geçirmek gibi. Yani işte ilk olarak turizmin canlanacağı bir takım işte illerin serbestleştirilmesi gibi. Bakıyorsunuz yani bu hareketi şey yapıyorlar, teşvik ediyorlar. Ve işte burada Türk Tabipler Birliği de diyor ki tamam yani sağlık turizmini başlatacaksınız. Üstelik 30 ülkeden başlatacaksınız. Yani dışarıdan gelecek olan insanlar var ki Türkiye'ye virüs biliyorsunuz Suudi Arabistan başta olmak üzere taşındı. Ve dolayısıyla bunun tehlikeli bir durum olduğunu ifade ediyor Türk Tabipler Birliği. Ve burada işte bu konuyla ilgili uyarılarını da yapıyor. Şimdi ekonomi dedik. Bakın şöyle asgari ücretli Ocak ayına göre yarım ton patates, 109 kilo bulgur, 39 kilo pirinç, 35 kilo nohut, 7 kilo et, 5 kilo peynir, 14 kilo zeytin, 498 yumurta, 74 litre süt ne yaptı? Kaybetti. Bir araştırma ve bu araştırmanın vatandaşa ekonominin nasıl yansıdığını gösteren sonuçları. Şimdi şöyle bir şey var bakın. Ekonomik krizin vurduğu yoksul ve dar gelirliye bir darbede virüs salgınından geldi. Kriz ve salgınla birlikte başta temel gıda maddeleri olmak üzere iğneden ipliğe gelen zamlar asgari ücretlinin alım gücünü yerle bir etti. Bakın yılbaşında bir asgari ücretle 1328 paket makarna alınabilirken Nisan sonu Mayıs başına gelindiğinde asgari ücretin alım gücü 929 paket makarnaya kadar düştü. 1328 paketten 929 pakete kadar düştü. Ve asgari ücretli 4-5 ayda 399 paket makarna kaybetti. Kaybedilen bu makarna asgari ücretliler başta olmak üzere dar gelirlilerin bir yılda makarnaya ödeyeceği paradan daha fazlasını ifade ediyor. Ve bakıyorum bir başka açıdan anlatım var. Bu yılın Ocak ayında bir paket makarna fiyatı 1 lira 75 kuruştu. 2324 liralık asgari ücret o tarihte 1328 paket makarnaya karşılık geliyordu. Mayıs başına gelindiğinde asgari ücret aynı kaldı. Ancak bir paket makarnanın fiyatı %42,8 zamlanarak 2,5 liraya yükseldi. Evet bu şekilde. Tünelin ucunda açlık görünüyor diye bir ifade var. Tırnak içi bir ifade. Ara başlık olarak Veli Ağbaba'ya ait galiba CHP Genel Başkan Yardımcısı. Şöyle diyor. Ne yazık ki iktidarın bahsettiği gibi tünelin sonunda ışık değil açlık ve yoksulluk görülmektedir. Özellikle temel besin ve gıda maddelerinde yaşanan artış alım gücünü düşürecek ve yoksulluk oranı salgın sonrasında da daha fazla artacaktır. Evet böyle bir ifade. Peki başka ne aktaralım sizlere? Bütün bu şeye rağmen halkın içinde bulunduğu duruma rağmen yapılan bir uygulama var. Şimdi bu haberi de size artı gerçekten aktaracağım yine. Kurumların bütçeden yaptıkları harcamalar netleşmiş. Diyanet 7 bakanlığı sollamış. Başlık bu. Peki nedir? Şöyle bir bakıyoruz. Kurumların 4 ayda bütçeden yaptıkları harcamalar netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı 4 ayda yaptığı 3,8 milyar liralık harcamayla 7 bakanlığı geride bıraktı. Cumhurbaşkanlığının 4 aylık harcaması 875,1 milyon lira oldu. En fazla harcamayı ise bütçeden en fazla pay alan Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptı. Şimdi burada tabii konuyla ilgili ayrıntılar var ve bakın şöyle bir şey. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 4 aylık harcama toplamı 42,6 milyar lira oldu. Sağlık Bakanlığı 60,3 milyar lira ve olan ödenek toplamından 4 ayda 19 milyar lira harcama yapmış. Adalet Bakanlığı 4 ayda 7,6 milyar lira. Milli Savunma Bakanlığı da 16,7 milyar lira harcama yapmış. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı 911,4 milyon lira harcama yapmış. Evet, bu işte memleketin bir taraftan durumu ortadayken hangi kurumlara önem verildiğinin de bir göstergesi. Peki, şimdi ne yapalım? Dediğimiz gibi bir tartışma söz konusu, bir istifa var, bir aslında görevden alıp başka yere atama var, bir takım tartışmalar var ve
Bu tartışmalarla ilgili olarak neler yazılıyor, neler çiziliyor, neler konuşuluyor, ona bir bakacağız. Şimdi önce isterseniz nereden başlayalım? Bir haberle başlayalım. Tümamiral Yaycı istifa etti ve istifa dilekçesi nasıl, ona bir bakacağız. Diyor ki ilgili haberde, yine Artı Gerçek'ten aktarıyorum bunu sizlere. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Genelkurmay Başkanlığı emrine verildikten sonra istifa ederek ordudan ayrılan Tümamiral Cihat Yaycı'nın istifa dilekçesi ortaya çıktı. Yaycı'nın dilekçesinde bila sebep ve mesnetten yoksun olduğunu düşündüğüm, yani sebepsiz yere ve dayanaktan yoksun olduğunu düşündüğüm, Türkçe'ye çevirelim bunu, bu kısmını, FETÖ-vari kumpasları çağrıştırırcasına gerekçelerle emre alınmanın yapısı, apar topar ayrılışının yapılmasının emredilmesi onurunu ziyadesiyle örselemiştir. Ve Cihat Yaycı'nın Genelkurmay Başkanlığı emrine atanması ile ilgili karar Cumhurbaşkanı Bakanı Tayyip Erdoğan imzasıyla resmiyetle de bu arada Milli Savunma Bakanlığı'nın yapımında Yaycı'nın istifasının onaylandığını duyurdu. Şimdi böyle bir şey. Burada tabii Yaycı'nın istifasıyla ilgili olarak iki şey var. Yazar, Altı Gerçek'te konuyla ilgili makale yazmışlar. Bir tanesi Eser Karakaş, diğeri de Altınörs. Şimdi Eser Karakaş'ın yazısıyla başlayalım. Yani ne yazılmış ona bir bakalım. Genel olarak geçmeye çalışacağım tabii bunları. Türkiye şöyle, başlığı okuyayım size. Tümamiral Yaycı neden istifa etti? Başlık bu. Devamında yazının girişinde şöyle bir ifadesi var. Kesin bir cevabım yok. Somut bir bilgiye de sahip değilim. Basında, sosyal medyada konuşulan ihtimallerin bir bölümü şunlar diyor Eser Karakaş ve devam ediyor. 1. Laiklik konusunda hassas Avrasyacılarla Erdoğan arasında bir sürtüşme olabilir. 2. Tamamen Hulusi Akar'la ilgili bir tasarruf da olabilir. Erdoğan da bu ortamda Akar'la sürtüşmek istememiş olabilir. Hulusi Akar eski bir Hitchcock klasiğinin ismini hatırlatıyor belki de birilerine. The Man Who Knew Too Much. Çok şey bilen adam. Filmde güzelliği ve sesiyle Kesera Sera'yı söylüyor. Doris Day de var. Yani şimdi Sera bir de şeye, Doris Day'i burada şey yapmış. Neyse, biz aslında kendisinden Doris Day ile ilgili başka bir yazı isteyelim. Yani bize onu anlatsın mesela. Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı donanmada Gülen cemaatiyle mücadelesiyle de biliniyor. Yaycı'yı önce pasif bir göreve almak ve arkasından gelen istifasının Erdoğan'ın cemaatle mücadelesinden vazgeçtiği dedikoduları da bana inandırıcı gelmiyor. Bu konular arasında ilişki yoktur herhalde. Yani burada tabii şey var. Hani yani bir şekilde aslında Eser Karakaş yoksa öyle mi iyi söylüyor. Peki devam edelim. Bir başka iddia şu: Yaycı'nın pasif bir göreve geçirilmesinin ardından bir ihale meselesi ve Yaycı'nın bu usulsüzlüğe izin vermemesi meselesinin yattığı dedikodusu da var. Konunun detaylarına hakim değilim ama ihale meselesinin bizim Necip ülkemizde her şeye kadir olduğunu da biliyorum. Ve böyle gidiyor. Peki şöyle bir şey var, yazının sonuna doğru geliyorum. Diyor ki bu arada özetle, yani bir ekonomik kriz söz konusu. İşte bir sürü para ödenmesi gerekiyor önümüzdeki zamanlarda. Doğu Akdeniz meselesi var, Libya meselesi var. Cahit Yaycı'nın biliyorsunuz işte Libya ile ilgili olarak tabii adı ilk öne çıkan komutanlardan bir tanesi. Bu mesele var ve aynı zamanda Türkiye'nin paraya ihtiyacı var. Para için işte IMF var, batılı ülkeler var, işte swap hikayesi var falan filan. Acaba Libya meselesinde Türkiye'ye geri adım, benim anladığım bu tabii, yani geri adım attırılmaya çalışılıyor da buna şey karşı mı çıktı? Yaycı buna karşı çıktı da ondan sonra bir dakika dur bakalım sen bir kenara çekil mi dediler falan filan. Yani böyle bir sürü iddia var. Şimdi burada şöyle cümlelerle bitiriyor Eser Karakaş yazısını. Türkiye bu çok önemli süreçte belki de mavi vatan fikrini bir süre rafa kaldırmak zorunda kalabilir.
Batı siyasal merkezleri mesela swap sözleşmelerinin bu konularda endeksli olabileceğini ihsas etmiş olabilirler Hazine ve Maliye Bakanlığı'na. Yani siz bizim Doğu Akdeniz'deki menfaatlerimize dokunuyorsunuz. Lütfen biraz kenara çekilin. Biz de size işte yardımcı olalım ekonomik açıdan. Erdoğan için bu konjonktürde, yani kısa vadede küçülme ve işsizlik oranlarının makul seviyelerde kalması çok hayati olabilir. Batıyla döviz akışı için bu tür bir üstü kapalı anlaşmaya varılmak isteniyorsa, deniz kuvvetlerinde Cihat Yaycı'nın aktif ve önemli bir görevde bulunması projeyle tutarsız olabilir. Yani proje dediğimiz Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki son hamleleri. Sayın Cihat Yaycı'nın görev değişikliği ve istifası önemli bir gelişmedir. Anlamak da önemlidir. Bendeniz bu konuda bir başka ihtimali sunmak istedim sadece, diyor Eser Karakaş. Peki devam edelim şimdi. Alp Altınörs ne diyor peki bu konuyla ilgili olarak? O da bu meselenin yani bir politika, yani Eser Karakaş da aynı görüşte değil bir kere. Yani Eser Karakaş zaten bunu bir görüş, kendi görüşü olarak sunmuyor, bir iddia olarak sunuyor. Ama o sunduğu yani Libya politikasında bir değişiklikle ilgili olduğu görüşünde olmadığını ifade ediyor Alp Altınörs bu şeyin, istifanın. Ve bunu da ifade etmiş. Ve diyor ki Cihat Yaycı meselesi, başlık bu. Bu kızağı çekme ve istifa hikayesi ulusalcı basında Libya meselesinde bir politika değişikliğinin ürünü olarak işlendi, yansıtıldı. Açıkçası bu yönde bir emare görünmüyor. Ve burada tabii şey var, yani Yaycı'nın işte şeyiyle ilgili şu ana kadarki işte yapmış oldukları ve gelinen süreçle ilgili ifadeleri var Alp Altınörs'ün. Ve biraz aşağı iniyoruz. Şöyle bir ifade var. Cihat Yaycı meselesi daha ziyade AKP iktidarına her iki meselede verdiği kritik destekle azımsanmayacak bir kişisel ün de elde eden Kemalist bir amiralin bu sebeple tasfiyesi gibi görünüyor. Zira darbe senaryolarıyla fazlasıyla meşgul olan iktidar bir amiralin bu denli sivrilmesinden pek hoşnut olmamışa benziyor. Evet, dolayısıyla şey var, yani daha iç bir mesele gibi görünüyor. Ve şöyle bir şey, devam edelim. Muhalif cenahta Yaycı'nın tasfiyesi vesilesiyle hayli şişirilen Mavi Vatan kavramı ve Akdeniz'e yönelik yayılmacı politikalar üzerinde kısaca durmak da gerekiyor. Zira Cihat Yaycı akademisyen kimliği de olan, bu konuda kitaplar yazan birisi. Türk emperyalizminin teorisyenlerinden diyebiliriz. Mavi Vatan kavramı halkı şovenizmle kandıran bir kavramdır, diyor. Ve devam edelim yine. Çok taraflı anlaşmalar yerine tek yanlı güç kullanımı ara başlığı var. Yine bu da şeyle ilgili, yani Doğu Akdeniz'de işte Türkiye'nin dansı bu iktidarın yapmaya çalıştıklarıyla ilgili. Ve son şey şu ara başlık, yaşa giderken, yani yüksek askeri şuraya giderken, işte bu noktada Cihat Yaycı gibi Kemalistlerin Mavi Vatan kavramıyla AKP ve İslamistlerin Osmanlıcılığı örtüşüyor, bir ittifak haline geliyor. Yani tahmin edebiliyorsunuzdur, hani şeyin işte Davutoğlu'dan bu yana eğer alacak olursak iktidarın yapmaya çalıştığı Orta Doğu'ya işte dini olarak da işte askeri olarak da ekonomik olarak da yayılma şeyi, iddiası ve bunu Osmanlıcılık işte altında hilafet vesaire bir takım kavramlarla birlikte yapmaya çalışması. Ama diğer yandan aynı zamanda orada bir şey de var, yani burada Türk emperyalizmi olarak söyledi. Ya böyle bir şey yok aslında da ama böyle bu ifadeyi kullanmak zorunda. Bunun işte getirmiş olduğu bir yayılmacılık söz konusu ve bu ikisi nasıl içeride bir işbirliği yaptılarsa aslında dış politikada da işbirliği yapmış durumdalar ve bu örtüşüyor, diyor Alp Altınörs. Ve devam ediyoruz. Diyor ki Suriyeli cihatçı çetelerin Libya'ya taşınması bu şekilde ortak bir iş haline geliyor. Ne var ki bu ittifak haline rağmen yine de sivrilen generaller dönem dönem tasfiye ediliyorlar. Aydınlık, yani Vatan Partisi grubu, Cihat Yaycı'nın tasfiyesinde de AKP ile işbirliği yaparken manşetten verdikleri haberde Deniz Kuvvetleri'nin yeni kurmay kadrosunun hazır olduğunu müjdeliyorlar. Acaba yaşta Aydınlık haberinde isim isim sıralanan balyozdan yargılanmış amirallerin de emekliye ayrıldığını görecek miyiz? Hükümet tarafından hiçbir somut mesnedi gösterilmeksizin sürekli köpürtülen darbe söylentileri yaşta kapsamlı bir tasfiyenin habercisi de olabilir. Evet, dediğimiz gibi yani son günlerde yaşanan bir takım tartışmalarla ele alınması gereken bir gelişme bu. Hani bir taraftan işte darbe söylentileri falan filan, bunlar işte CHP'nin işidir, CHP'liler uyduruyorlar bunu. Ve bunlar medet umuyorlar hala darbeden diye iddia ediyordu ya şey kanadı, iktidar kanadı. Şimdi
Burada aslında bir takım konuları ciddiye aldıklarını da görüyoruz ve daha önce hatırlarsanız burada da yine biz de sormuştuk yani başkaları gibi şey neden sessiz yani Hulusi Akar neden sessiz duruyor bu şeyde tartışma içerisinde hiç sesini çıkartmıyor yani şey anlamında değil falan bir takım tartışmaları onaylaması anlamında değil ama aynı zamanda yalanlaması da aslında tartışmaya farklı bir boyut hani getirecekti, katacaktı ama hiç sesini çıkartmadı ve şimdi icraatta görüyoruz. Yani bir takım gelişmeler var ve bu işte hani iki yazarın da belirttiği gibi hem içeride hem de dışarıda bir takım gelişmelerle birlikte ele alınması gereken bir konu ve burada bunun da tahminlerini görüyoruz. Yani bu konuyla ilgili olarak konuşulanları görüyoruz. Peki şimdi ne yapalım bu iki şeyden sonra yazıdan sonra gelelim bir başka şeye gazeteye başlığa gelelim. Yani şeyi aktardık sizlere işte artı gerçekten özellikle bu şeylerle ilgili başlıkları. HDP'li eş başkanlarla ilgili olarak bir şey var tutuklama talebi haberi var onu sizlere aktarmıştık. Ve şimdi tekrar bu konuya girmeyeceğiz ama şeyle ilgili olarak bakın ne durumda olunduğunu yani hukuki açıdan göstermesi bakımından bir haber var memleketin ve adil yargılanma ihlali ilk sırada başlığını taşıyor. Bunu Bir Gün gazetesinden aktaracağız sizlere bakın Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurular var ve bu başvurularla ilgili olarak da bir şey var yani bir haber yapılmış. Şimdi bu bir takım şeyleri göstermesi açısından önemli bir haber. O da şu, AYM'nin raporuna göre Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruların %90'ında mahkeme kabul edilemezlik kararı vermiş ve sonuçlanan başvuruların %4'ünde en az bir hakkın ihlal edildiği hükme bağlanmış. En çok ihlal kararı %50,5 oranıyla adil yargılanma konusunda verilmiş. Şimdi haber şu, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan çok sayıda başvuru var. Biliyorsunuz yani artık şey yaptığınız zaman, adaletin yerine gelmediğini düşündüğünüz zaman son çare olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurabiliyorsunuz. Bireysel başvuru da yapabiliyorsunuz artık. Dolayısıyla işte adil yargılanmadığınızı düşündüğünüz zaman gidip başvuruyorsunuz. Şimdi bu başvuruların sayısı 266.466 yani 2012 yılından 31 Mart 2020'ye kadar yani daha düne kadar yapılan toplam başvuru sayısı bu. Peki sonuçlanan başvuruların sayısı ne? 220.900. Kabul edilmeyenler 239.819. İhlal kararı verilen başvurular 8.875. Bu ihlal kararları içerisinde adil yargılanma hakkı ihlali 4.481, mülkiyet hakkı ihlali 2.706, ifade özgürlüğü ihlali 585. Şimdi diyeceksiniz ki tamam yani burada rakamlar var. Şöyle bir kere 266.466 insan adil yargılanmadığını düşünerek Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor. Yani yargıya olan güvenin nerelerde olduğunu gösteriyor bu. Vatandaşın yani mahkeme kapısına giden, devlet kapısına giden vatandaşın kendisiyle ilgili yapılan bir yargılamada vicdanının bunu işte kabul etmediğini gösteriyor. Bu önemli. Yani çünkü yargıya olan güven son yıllarda özellikle işte hani bir takım şeylerle, gelişmelerle birlikte azalmış durumda ve bu da bunun somut göstergesi. Şimdi buna karşı şöyle bir şey yapılabilir. Görüş belirtilebilir. Tamam başvuru 266.466 ama bunun 220.000'i sonuçlanmış. Bu 200 kabul edilmeyen 239.000 şey var. Başvuru var. Yani Anayasa Mahkemesi diyor ki yok kardeşim bu konuda artık sen de abartmışsın gelmişsin buraya. Mahkemenin kararını kabul et. O zaman Anayasa Mahkemesi de vatandaşa şunu mu söylüyor? Bu mahkemelere güvenmen gerekiyor. Verilen işte senin itirazını yerinde bulmadık.
Ama önemli olan bu değil. Önemli olan vatandaşın kendisinin mahkemeye olan güvenini kaybetmiş olması ve Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru. Tamam, görecelikten işte biraz çıkalım. Salt olarak şunu alalım. İhlal kararı verilen 8.875 başvuru var. Düşünebiliyor musunuz? Yani 2012 yılından bu yana 8.875 karar hukuka, insan haklarına, işte bir takım haklara, temel haklara aykırı. Yani bunu söyleyen kim? Anayasa Mahkemesi. Bu çok önemli. Ve bunun yanında tabii bir takım işte ayrıntılar var. Evet, şimdi ne yapalım? Bu haberi de geçmiş olalım ve gelelim yine bu haberle bağlantılı bir habere. AKP'li Mahir Ünal, yeşil toplu hesapların işte tacizlerine bir savunma getirmiş. Yani bunları savunmuş. Şimdi siz eğer bunu devleti yönetenler olarak böyle yaparsanız, tabii ki işte mahkemelerden de insanlar şeyle çıkarlar. Yani vicdanları tatmin olmamış bir şekilde çıkarlar. Şimdi biliyorsunuz bu şey döneminde, yani geçmiş yıllarda münferit diye bir kelime vardı. Bu Türkiye'de en çok konuşulması gereken kelimelerden bir tanesi. Yani hafızalarda kalması gereken kelimelerden bir tanesi. Çünkü ne kadar Türkiye'de muhalif varsa, ne kadar işte sol, ne kadar ne bileyim yani statüko dışında olan düşünce ve görüş varsa, bunlara yönelik saldırıların şey yapmanın, savunmanın kilit kelimesiydi bu, münferit kelimesi. Her seferinde örneğin bir polis işte çıkıp bugünlerde işte olduğu gibi bir ihlal mi yaptı? Birisini mi vurdu? Birisini mi dövdü? İşkence mi yaptı? Ya da işte bir iktidar yanlısı birisi birilerine küfür mü etti? Ya da tacizde mi bulundu? İşte bir bilmem X vakfında çocuklara tacizde mi bulundu? Tecavüz mü edildi? Ya da işte kadına yönelik şiddetin yeni bir örneği mi yaşandı? Aklınıza gelebilecek ne kadar olumlu ve ne kadar burada iktidardan kaynaklandığını düşündüğünüz, iktidarın zihniyetinden kaynaklandığını düşündüğünüz ihlal varsa bunlar mı oldu? Bunlarla ilgili olarak şunu söylerlerdi daima. Efendim böyle bir münferit bir olaydır bu. Dolayısıyla bunu şeylere, başkalarına mal etmemek gerekiyor. Bu kilit bir cümledir dediğim gibi. Yani Türkiye'de egemen olan anlayışın daima yaptığı alçaklıkları savunma ve bunlardan kaçma, bunlardan sıyrılma cümlesidir. Şimdi bakıyoruz, şey var, Mahir Ünal şey demiş, suç kişiseldir. Allah Allah, suç kişiselmiş bakın. Yani AKP bunun farkına varmış durumda ve dediğim gibi o münferitin arkasından şimdi AKP'nin icadı bu, suç kişiseldir. Kime yönelik olarak? Bakın şu, diyor ki, milli hesap anlamına gelen yeşil top emojisini kullanan birileri var. Ve bu sosyal medya etik kuralları açıklandıktan sonra etik kurallara uyacağım gibi şeyler bunlar. Şimdi bu milli hesap denilen hesapların kim olduğu ortada. Yani adını bilmiyoruz, soyadını bilmiyoruz bu insanların ama zihniyetini biliyoruz. Hangi partiye mensup olduklarını da tahmin etmek çok zor değil. Ve bunların yapmış oldukları bir takım tacizler var, hakaretler var, küfürler var. Kime yönelik olarak biliyorsunuz, Berna Leçin'e yönelik olarak, Canan Kaftancıoğlu'na yönelik olarak, Nevşin Mengü'ye yönelik olarak, son olarak işte gündeme gelmişti bunlar. Dün akşam Canan Kaftancıoğlu bu arada programda konuğumuzdu ve kendisiyle bu meseleyi de konuştuk. Yani bunların bir kadın korkusu var, bilinçaltlarında ne varsa artık bu şey. Her neyse ama sonuçta işlenen bir suç var ortada ve bu yeşil toplar tarafından yapılıyor. Şimdi burada bunların dediğim gibi hangi vücuda sahip, vücuda ait olan eller olduklarını biliyoruz. Ama eller o cinayeti işlediği zaman Mahir Ünal çıkıp bunu eller yapmıştır. Aslında o vücudu suçlamayalım, bu kişisel bir durumdur diyebiliyor. Bunu her zaman yaptılar. Yani 12 Eylül'den önce de yaptılar, 12 Eylül'den sonra da yaptılar ve Türkiye'de bütün cinayetler, her anlamda bütün cinayetler
bu işte şeylerin arkasında bu esprilerle işlendi ve bugüne kadar gelindi maalesef. Şimdi burada Mahir Ünal bunu şey yapmış. Artık bundan sonra da şey artık suç kişiseldir canım. Bu AKP'yi bağlamaz. Bu Mahir Ünal'ı da bağlamaz. Diğerlerini de bağlamaz. Ama Rütük Başkanı'nı da bağlamaz. Çünkü Rütük Başkanı işte bir tanesi çıkıp elimde biz 50 kişiyi götürecek silahımız var dediği zaman da bunu kişisel olarak görebiliyor. Ve böyle bir şebekeyle karşı karşıyayız. Yani bu şebekenin en eğitim almış olduğu şeylerden bir tanesi şu. Herhangi bir şekilde yakalanmanız durumunda derhal kaçıyorsunuz. Biz de sizi tanımıyoruz. Siz de bizi tanımıyorsunuz. Ama biz arka sokakta tekrar buluşabiliriz. Orada bir araya gelip devam edebiliriz faaliyetlerimize. Fakat yakalanırsak birbirimizi tanımıyormuş gibi yapacağız. Şey de vardır ya hani işte bazen işte köprü başlarında orada burada şey görürsünüz. Bu üçkağıtçıları görürsünüz insanlara bir şey satmak için. Yanlarında hep kendilerini tanımıyormuş gibi davranan alıcılar vardır. Ve psikolojiyi kırmak için o anda abi bir tane versene şundan der. Sonra da şey yaparsınız. Siz de cesaret bulur alırsınız. Halbuki onlar tezgahı çoktan kurmuştur. Şimdi bu tezgah da böyle bir tezgah. Bu tezgah 16-17 senedir Türkiye'de devam ediyor. Her seferinde insanlar yiyor. Ama eskisi gibi de değil. Yani onu da ifade etmek gerekiyor. Artık mesela daha duyarlı bir kamuoyu olduğunu belirtmek lazım. Peki, şimdi ne yapalım? İsterseniz yavaş yavaş bu kadar biz konuştuk. Sizlere şeyleri aktardık. Gündemde nelerin olduğunu aktardık. Ve bakalım gazetelerde neler var bütün bu başlıklarla ilgili olarak. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi ile başlayacağız yine. Bağımsızlık adımı diye koca bir başlık var. Tabii bugün 19 Mayıs biliyorsunuz. Emperyalizme karşı kurtuluş ateşi 101 yıl önce yakıldı. Ve burada bakın işte birinci sayfasını görüyoruz Cumhuriyet Gazetesi'nin ekranda. Yürüyüş hala sürüyor. Gençler atanın izinde iki ara başlığı var. Ve bunun yanında tabii gündemdeki diğer konularla ilgili olarak şöyle bir şey var. Yaycıdan tepki istifası. Tüm amiralin haksızlığa uğradım ifadesi var. Ve Kemal Kılıçdaroğlu 16 maddelik bir öneri sundu. Bu arada buna da değinmek gerekiyor aslında. Yani diğer gazetelerde mesela var mıdır bilmiyorum. Bakalım şimdi Sabah ve Milliyet'te var mı? Yok tabii olmasını beklemiyoruz zaten. Olmadığını göstermek üzere baktık bu gazetelere. Normalleşme yolunda son fedakarlık falan filan gibi. Kendi başlarına çalıp oynuyorlar artık yani Türkiye'de işte halkın çoğunluğunun konuştuğu konular başka, iktidarın kendi yankı odasında konuştuğu başka ve burada bunu görüyoruz. Şimdi neyse bunu şey yapalım, geçelim, nereye gelelim? Kemal Kılıçdaroğlu'nun 16 maddelik önerisi var ve seçimle gelen belediye başkanları ancak seçimle gitmeli diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bu açıkça şu anda bu iktidarın uygulamakta olduğu HDP'ye yönelik kayyum politikasına karşı çıkmaktır. Yani böyle bir netlikte tabii ilk defa Kemal Kılıçdaroğlu hani ifade etmiş oluyor. Şey var. Yani bu bir gelişme midir? Evet. Yani gelişmedir. Olumlu mudur? Olumlu. Yeterli midir? Değil. Ama bir şekilde bunu olumlu gelişme olarak görebiliriz. Peki başka ne var? Başka gelelim diğer gazetelere. Bir Gün Gazetesi'ne gelelim. Bir Gün Gazetesi'nde gençliğin umudunu, hayallerini çaldınız diye bir başlık var. 19 Mayıs 1926'dan bu yana Gençlik Bayramı olarak kutlanıyor. Bu süre içinde 95 bayram kutlayan gençlerin sorunları hiçbir zaman bu kadar ağır olmamıştı. Ve burada birinci sayfasında Bir Gün Gazetesi'nde işte bunu görüyoruz. Büyütülmüş bir haber ve değerlendirme olarak. Ve bunun yanında 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun diye bir başlık var. Ve hemen yanında coşku evlerden taşacak diye bir başka ifade. Aynı aslında haberi şeyde de Cumhuriyet'te de görmüştük. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı pandemi nedeniyle birçok kentte evlerde kutlanacak diye bir ifade var. Peki başka ne var? Kılıçdaroğlu'nun 16 maddelik çözüm formülü. Şimdi aslında bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun bu
Bunun yanında tabii şey de var, gençlerle ilgili olarak, yani daha doğrusu konuyla ilgili olarak bir takım saptamalar var ve bunlar madde madde sıralanmış şeyde, Evrensel Gazetesi'nde konuyla ilgili haberde. Ve diğer yandan bakıyorum, mesela 86 bankaya rağmen üretim sürüyor diye bir başlık görüyoruz. O da neyle ilgili olarak? Yani bu Covid ile ilgili olarak, bu salgınla ilgili olarak bazı işletmelerin, daha sonra birçok işletme aslında bunu yapıyor, işletmelerin yürüttükleri politikayla ilgili olarak. Şimdi size dün bir haber aktarmıştık. Demiştik ki insanlar kaldırıma gömülmüşler. Yani hatta örneğini de vermiştik. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde işte olduğu zaman bu mesele, yandaş gazeteler bunu büyüterek veriyorlar. Bakın işte Amerika ne halde görüyorsunuz ama bizim ülkemiz öyle değil gibisinden. Ve şey var. Yani gerçekten ne kadar alçakça, hani bir takım politikaların uygulandığı bir ülkede yaşadığınızı bir kere daha anlıyorsunuz, görüyorsunuz. İnsanları kaldırıma gömmüşler, toplu olarak kaldırıma gömmüşler. Bu IŞİD zihniyeti, biliyorsunuz. IŞİD de şu anda işte Suriye'de açılan bir takım toplu mezarlarda görüyoruz bunu. Ve burada mesela bunun haberi var. Bu bir skandal mıdır? Evet. Bu bir insanlık suçu mudur? Evet. Bu üzerinde durulması gereken bir konu mudur? Evet. Peki diğer gazeteler neden bunun üzerinde durmuyorlar? Bu soruyu sormamız gerekiyor. Yani insanları kaldırıma üst üste gömüyorsunuz, toplu olarak gömüyorsunuz ve bu görülüyor, tespit ediliyor, fotoğraflanıyor. Sonrasında gazeteler buna ilgi göstermiyorlar. Nasıl böyle bir şey olabilir diye ilgi göstermiyorlar. Neden? Çok basit. Yani çünkü bu Türkiye'de bir kesime uygulanıyor. Uygulandığı zaman da nasılsa bunu yapan iktidarın yandaşları içten içe seviniyorlar aslında. Çünkü kendileri de gazeteciliği falan bırakmışlar. Aynı düşüncedeler. Kana doymuyorlar artık. Ve burada bu nedenle bu haberi vermiyorlar. İkincisi de korku tabii. Yani içlerinde acaba ya böyle bir şey var, acaba bunu görsek mi diye hani düşünüyor olabilir. İstisnaları olabilir bunun. Ama onlarda da korku var. Çünkü böyle bir haberi vermeleri halinde anında biletleri kesilir. Ve olmamadan olmak istemiyorlar. İşte böylesine alçak bir basın şeyinin, ne diyeceğim, basına hakim olmuş olan diyeceğim. Yani yine de hani basını suçlamak şeydir. Sonuç itibariyle aynı mesleği yapıyoruz. Ama basına hakim olan bu alçak düşüncenin getirdiği zulümle yapıyoruz. Gelin işte siz burada haberden, habercilikten bahsedin. Maalesef ve maalesef. Şimdi Bir Gün gazetesinde bunu, Yeni Yaşam gazetesinde bunu görüyoruz. Bakın, Gazze'de çıkarılan 261 cenazenin kaldırımın altına üst üste gömüldüğü ortaya çıktı. Ve burada birinci sayfada işte bu başlığı görüyoruz. Bu nedir biliyor musunuz? Bu işte AKP Türkiye'sinin manzarasıdır. AKP Türkiye'nin fotoğrafıdır bu. Türkiye'sinin fotoğrafıdır bu. Bu fotoğraf onun fotoğrafıdır. Evet, böylece ne yapmış oluyoruz? Programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi evet, saatlerimiz 11.44'ü gösteriyor. Gün içerisinde gelişmeleri yine Artı TV'den almaya devam edeceksiniz. Mutlu bir gün, mutlu yarınlar diliyoruz. Hoşçakalın.